Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Türev konusunun 8. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki şekilde A noktasından geçen doğru y eksenini eksi 1 ordinatlı noktada kesmekte. Ve x ekseni ile 45 derecelik açı yapmaktadır. fx eşittir x kare eksi 3x artı en fonksiyonu bu doğruya. A noktasında teğet olduğuna göre m değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş arkadaşlar. x ekseniyle yapmış olduğumuz pozitif yönlü açımız 45'tir. Tanjant 45'imiz eğimi verecektir. Yani teğetin eğimi, teğetin eğimini verecektir arkadaşlar. Hemen yazalım. M teğet. O değişti. Bir tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Biz tanjant 45'in eğim olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda DM noktası, yani eğri ile teğetin birbirine değdiği ve apsisi diyelim ki a olan noktada eğri ile doğrunun birbirine tekrar ediyorum. Teğet olduğu DM noktasının apsisinde türevi 1 olarak söyleyebiliriz. Neden? Çünkü F'ün türevi A eşittir eğim teğet olduğunu biliyoruz. Yani türev aynı zamanda eğimdir. Peki türevini bir alalım bakalım. 2x eksi 3 eşittir ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Çünkü türevle eğim aynıdır. Buradan 2x eşittir 4'ten X eşittir 2 olacaktır. Demek ki bu A değerimiz 2'ymiş. Burayı bulmuş olduk. Peki A noktası teğet olduğuna göre M değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biz buranın 45 olduğundan dolayı şu anda 45 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda burası 1 ise buraya da 1 diyebiliriz. O halde burası da 1 olacaktır. 45'ten dolayı buranın da 1 olduğunu söyleyebiliriz. 45, 45, 93 üçgen. X kenar dik üçgen var burada. Peki A noktasının koordinatları X'in 2, Y'nin 1 olduğu değer olarak söylenebilir. Peki bu nokta hem doğru üzerinde hem de eğri üzerinde yani parabol üzerinde olduğuna göre parabol denklemini sağlamak zorunda. Hangi nokta? 2'ye 1. Demek ki ben X'e 2 dersem Y e 1 diyebilirim. Hemen devam ediyorum buradan itibaren. 1 eşittir. 4 eksi 6 artı m 1 eşittir eksi 2 artı m'den m eşittir buradan 3 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Nasıl yaptık? Şöyle yaptık. Tanjant 45'in eğim olduğunu biliyoruz ve değeri 1. Peki tanjant 45 yani eğim aynı zamanda türev değil mi? Evet. Türevini aldık 2x-3 o da eşittir 1. Yani tanjant 45. Peki x buradan ne geldi? 2. DM noktasının apsisi 2'ymiş. Peki apsisi 2 ise ordinatı kaç olur diye düşündük. Buralara 1 ve 1 değerlerini verdik. Burası 45 olduğuna göre arkadaşlarım ve burası 2 olduğuna göre şu miktar 1 olacaktır. Yani 1 ile 2 arası bir birim. O zaman dikey uzunlukta 1'dir. A noktasının koordinatlarını 2'ye 1 olarak bulmuş olduk. Bu nokta hem parabol üzerinde hem de teğet olan doğru üzerinde olduğuna göre hem parabol denklemini sağlar hem doğru denklemini sağlar diyoruz. O zaman parabolda x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda y'si 1 olacaktır diye düşündük. Son hamlemiz buydu ve doğru cevabımız m değerimiz 3 olarak bulundu. Yani d seçeneği. Peki ikinci soruya geçelim. Yine hiç soru okumadan buranın 45 derece olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlarım. Şimdi devam edelim. x kare eksi 3 x artı k parabolüne teğet olan bir doğru. Eksi 2 0 ve 0 2 noktalarından geçmektedir. K'nın eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın yine T doğrusunun x ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu açının 45 olduğunu biliyoruz. Tanjant 45 yani eğim t'nin 1 olduğunu biliyoruz. Eğim t aynı zamanda türevdir. Hemen türevini alalım. x kare eksi 3 x artı k'nın türevini alırsak. Hemen şöyle gösterelim. 2 x eksi 3 eşittir 1'den. 2 x eşittir 4. x eşittir 2 olacaktır. Dm noktasının apsisi 2'dir arkadaşlarım. Şurası 2. Peki şurası... 4 birim midir? Güzel. Burasının 4 birim olduğunu söyleyebiliyoruz. O halde dik üçgenden yani 45, 45, 90 ikizkenar dik üçgenin özelliğinden dolayı burası 4 olacaktır. Dolayısıyla T noktasının koordinatları 2'ye 4 olarak bulundu. Parabol üzerinde olduğuna göre bu nokta o zaman parabol denklemini sağlamak zorunda. Y gördüğümüz yere 4 yazalım. X gördüğümüz yere 2 yazalım bakın. Artık K. 4 eşittir 4 eksi 6 artı k 4'ler gider. 0 eşittir eksi 6 artı k'dan k'nın değeri bu durumda kaç olacaktır arkadaşlarım? Zaten bir önceki soruyla aynı. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Üçüncü soruyla devam edelim. Evet. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun grafiği olan parabole. 3'e 0 noktasında çizilen teğetin denklemi. Yani dm noktamız 3'e 0. Y 4 e x e 12'ymiş. Tamam. C kaçtır? Biz biliyoruz ki y eşittir ax artı b denkleminde teğetin eğimi ya da eğim kısacası x'in katsayısı olan a'dır. Bunu anlattık görmetiden biliyoruz. O halde türevin DM noktasının apsisindeki yani 3 noktasındaki değerinin kesinlikle neye eşit olması gerekir? X'in katsayısı olan 4'e eşit olması gerekir. Bunu söyleyebiliriz. Hemen türevini bir alalım. Bu ifadenin türevi 2AX artı B Eşittir ne olacaktır? 4. Çünkü türevin kesinlikle 4 olması gerekiyor. Ama x yerine 3 yazmak kaydıyla. O zaman 6a artı b'nin 4 olduğunu öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Peki bu nokta yani 3'e 0 noktası hem parabol üzerinde hem teğet olan doğru üzerinde olduğuna göre hem parabol denklemini sağlar hem doğru denklemini sağlar. Biz parabol denkleminde bir yerine yazalım. X gördüğümüz yere 3 yazıp kaça işleyeceğiz arkadaşlarım? 0'a. Hemen şu denklemde bu sefer de x gördüğümüz yere 3 yazalım. 3 yazarsak 9 tane a artı 3 tane b artı c'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. 0 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da ikinci denklemimiz olabilir. Başka neler yapabiliriz hocam? Bir de şunu yapabiliriz. Denklemimizi kursak aslında x yerine 1 ve 3 yazdığımızda 0 oluyor. X, -x eksenini kesen noktaları belli olan parabol denkleminden gitsek sanırım daha doğru bir karar vermiş olacağız. Hemen başlayalım. Y eşittir diyelim. Kat sayısını bilmiyorum. Soru işareti koyalım. X eksi 1 çarpı X eksi 3 yazabiliriz. Buraya kadar bir problem yok. Bir de 0 yazdığımızda C oluyor arkadaşlar. Denklemde. Parabol denkleminde. 0 yazdığımızda 3 olduğunu görüyoruz bu ifadede. X'ini 0 yazarsak 3 oluyor. Ama C olması gerekiyor. O zaman buraya C bölü 3 yazarsak 0 yazdığımızda 3'ler gider C olarak kalmış olur. Denklemimizi kurduk. Şimdi denklemimizi biraz daha toparlayalım. C bölü 3 x kare eksi 4 x artı 3 olacaktır. Şimdi bunun türevini bir alalım. Çünkü biz türevini alıp 3 yazdığımızda 4 bulmuştuk. Tekrar bunu da deneyelim. Bu sefer daha pratik bir şekilde gelebilir. 2x eksi 4 diyelim ve türevini 4'e işleyeceğiz. Tabii ki x gördüğümüz yere 3 yazmak kaydıyla demiştik. Hemen x gördüğümüz yere 3 yazalım. c bölü 3 çarp 2 kere 3 6 4 çıkınca 2 eşittir 4'ten 2c eşittir 12 c eşittir 6 olarak bulunmuş olur ki doğru cevabımız d seçeneğidir. Şuna bu hamleye gerek kalmadı arkadaşlar. Zaten oradan da çıkmıyor demek ki. Şimdi ne yaptık bir tekrarlayalım. Bir kere 3'e 0 noktası parabol üzerinde parabol denklemini sağlar dedik. Ve şunu yazmış olduk. Bu bir. Bir de dedik ki 3 noktası, 3'e 0 noktası parabolle doğrunun birbirine değdiği nokta olduğuna göre. O zaman türevinde 3 yazdığımda x'in katsayısı olan 4'ü vermek zorunda. Çünkü analitik geometride x'in katsayısı doğrusal denklemlerde eğimi veriyordu. O zaman biz türevini aldık. Yani 2ax artı b türevini aldık. 3 yazdık. Kaça işledik? 4'e. Elimizde dursun dedik. Sonra hemen aklımıza şu geldi. X ekseni kesen noktaları belli olan parabol eklemini paraboldan şöyle hatırlayın. X eksi x, x1 çarpı x eksi x, x2. Bu x eksenini kesen iki noktası belli olan parabol denklemiyi de hatırlayın. Hemen dedik ki x eksi 1 çarpı x eksi 3. E, x yerine 0 yazdığımızda c oluyor. O zaman buraya c bölü 3 yazmalıyız ki 0 yazdığımızda 3'ler gitsin c kalsın. Denklemi sağlar zaten. Sonra içeri dağıttık o x eksi 1 ile x eksi 3'ü. x kare eksi 4 x artı 3 haline dönüştü. Türevini aldık. c bölü 3 kat sayı olarak başta durdu. x kare eksi 4 x artı 3'ü yazdık. c bölü 3 ile çarptık. Ve akabinde ne yaptık? Peki x sonra ne yaptık? x yerine 3 yazdık ve c buradan 6 olarak bulmuş olduk. Geçelim 4 numaralı soruya. Y eşittir 2x küp eksen x kare artı 3m eksi 2 erisin x ekseninde x ekseninde x eşittir 1 noktası teğet olduğuna göre. Yani muhtemelen şöyle olabilir. 1'e 0 noktası. Evet. Hayali olarak çiziyorum. İlle de birinci bölgede 1'e sıfır noktasından geçmek zorunda mı? İkinci bölgede olamaz mı? Mesela şöyle bir şey olamaz mı? Onu söyleyemeyiz. Ya da 1'e sıfır noktasında teğet olduğuna göre şöyle olamaz mı? Öğrenciler onu düşünebilirler. Hocam şöyle de olamaz mı? Bu çok önemli değil. Şimdi 1'e 0 noktasında teğet olduğunu söylüyoruz. Bunu bir iptal edelim. Temize çekelim. Şöyle olduğunu düşünelim. 1'e 0 noktasında teğet. Peki 1'e sıfır noktası eğri üzerinde mi? Artık biz ikinci dereceden sonraki e, ifadelere eğri diyoruz. Eğrisel fonksiyonlar. Bire sıfır noktası sağlar mı? Sağlar. Hemen yerine yazalım. 2 çarpı 1'in küpü eksi n çarpı 1'in karesi artı 3m eksi 2'nin kesinlikle sıfır olması gerekiyor. 2 eksi n artı 3m eksi 0'dan 2 eşittir. Sıfırdan ikiler gider. Bu durumda n eşittir 3m olacaktır. Bu kalsın. Peki başka neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar 1'e 0 noktası x ekseni bakın. x ekseni bir doğru olarak düşünün. Doğrunun Eğriye teğet olduğu nokta olduğuna göre o zaman türevinde 1 yazarsam ne olmak zorunda biliyor musunuz? Sıfır olmak zorunda. Çünkü dikkat ettiyseniz bu D doğrusu eğriyle yani o değme noktasında 180 derecelik bir açı çizmiş. Eğer tepe noktasında ya da çukur noktasında bir teğetlik söz konusuysa arkadaşlar türevler kesinlikle sıfırdır. Bunu unutmuyoruz. Demek ki maksimum noktada ya da minimum noktada teğet olmuşsa birinci türevi kesinlikle sıfır eşliyoruz. Şimdi hemen türevini bir alalım bakalım. Türevini bir alalım. Şöyle yapalım. 6x kare eksi 2nx 3m eksi 2 de sabit bir ifade olduğuna göre türevi sıfırdır. Bunu sıfıra eşitleyebiliriz bakın. Şöyle yapalım. Peki x yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. O zaman 6 eksi 2n eşittir sıfırdan n eşittir. Kesinlikle ne olacaktır? 3 olacaktır. Peki bize neyi soruyor? M'yi. En gördüğümüz yere 3 yazarsak 3M'den buradan M'i rahatlıkla ne, bulabiliriz? 1 bulabiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği bu soruda. Bu soruda ne ders çıkarabiliriz? Bakın bir kere bir noktasında x eksenine teğet diyorsa doğruyu x ekseni olarak alacağız. Teğet olan doğruyu x ekseni olarak alacağız. Bu bir. Bire sıfır noktasında teğet olduğuna göre arkadaşlarım bire sıfır noktası eğri denklemini sağlamak zorunda. Yerine yazdık. Ve bir ifade karşımıza çıktı. Bir de aynı zamanda burada bir teğet durumu olduğuna göre... ...buradaki türev x eksenine 180 derece yapmasından ötürü... ...hocam 180 derece yapsa ne olur? Bakın şöyle göstermiş olalım. Mesela bu ikisi de 180 derece. 180 derece neden bu kadar önemli bu soru için? Çünkü biz biliyoruz ki... ...tanjant 180 kesinlikle sıfırdır. Tanjantın eğim olduğunu... Eğimin de birinci türevi olduğunu biliyoruz. O halde buradaki eğim 0 olmak zorunda. Biz de eğim 0 sıfır olarak yazmış olduk. Eğim türevdi. Türevini alıp x yerine 1 yazdığımızda 0 oldu. n değeri buradan 3 olarak gelmiş oldu. n yerine 3 yazdık, m'yi de buradan 1 olarak bulmuş olduk. Güzel bir soruydu. 5'te devam edelim. Aynı soru tipi sanırım. fx eşittir x küp eksi 2 x kare artı a x artı b eksi 2 eğrisinin x eşittir 1 apsisli noktasındaki teğetinin denklemi y eşittir 3 x eksi 5. Arkadaşlar şöyle bir eğri var bakın. Bir eğri var. Bu eğriye herhangi bir noktada ki o noktanın apsisi 1'miş. teğet olan bir doğrumuz var. O doğrunun da teğet doğrusunun denklemi de y eşittir 3 x eksi 5'tir. Peki x yerine 1 yazdığımızda neticede bu nokta doğru üzerinde aynı zamanda. 1 yazdığımızda şöyle y1 diyelim. 3 eksi 5'ten eksi 2 olacak. O zaman ordinatı yani bu noktanın ordinatı eksi 2'dir. Peki bizim eğri denklemimizde y işte fx olduğuna göre o zaman arkadaşlarım aynı zamanda f1'in eksi 2 olması gerekmez mi? Gerekir. 1 yazdığımızda fonksiyonda 1 eksi 2 şurada 1 yazıyoruz. Artı a artı b eksi 2'nin eksi 2 olması gerekir. Eksi 2'lerden biri, biri gider. a artı b eksi 1 eşittir 0'dan a artı b'miz 1 olarak karşımıza çıkar. Peki bunun türevle ne alakası var hocam bu sorunun? Nasıl ne alakası var? Bakın bir noktası daha doğrusu apsisi 1 olan nokta teğetin eğriye değdiği nokta olduğuna göre türevde 1 yazdığımızda bunun eğimi daha doğrusu doğrumuzun eğimi çıkması lazım. Yani şunu demek istiyorum fonksiyonun türevinde dm noktasının apsisini yazdığımızda teğetin eğimi çıkacaktır. Eğim de doğrusal fonksiyonlarda x'in katsayısı olduğuna göre 3'e eşit olması gerekir. Çok basit bakın. Şimdi hemen türevini bir alalım. 3x kare eksi 4x artı a'nın x eşittir 1 için kaça eşit olması gerekiyor? Tabii ki 3'e eşit olması gerekiyor. Bunu bir hesaplayalım arkadaşlarım. 3 eksi 4 artı A eşittir 3. 3'ler giderse bu durumda A değerimiz 4 gelir. Çok güzel. A'yı 4 olarak bulmuş olduk. Bizden B istiyor. Hemen şurada A ile 4 yazalım. 4 artı B eşittir 1'den B eşittir eksi 3 olarak karşımıza gelir. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu da çok güzel bir soru. Evet. ÖSYM'nin sorabileceği soru tarzları genelde bu testte yer almış. Onu da belirteyim. Şimdi y eşittir 6. sorudayız. y eşittir ax kare eksi 3x artı b yerisinin x eşittir eksi 2 absisi noktasındaki teğetin denkli. Bakın tekrarlıyorum. Biraz önce benzerini çözdük. Bu y eşittir ax kare eksi 3x artı b parabolu olsun. Bu parabole x'in eksi 2 olduğu y'sini bulacağım. Noktada teğet olan doğrumuz y eşittir x artı 2. O halde y'de eksi 2 yazarsam, madem ki burada 0 oluyor, o zaman e, bu noktanın ordinatı 0 olacaktır. Bu nokta parabol eklemini sağlamak zorunda. O zaman e, hemen eksi 2 yazalım. A çarpı eksi 2'nin karesi, eksi 3 çarpı eksi 2 artı b. Buranın ne olması gerekiyor? Tabii ki 0 olması gerekiyor. Bakın, 4a artı 6 artı b eşittir 0'dan. Bu durumda ilk denklemimiz 4a artı b eksi 6 ifadesidir. Başka ne yapacağız hocam? Bir de az önce tekrar ettik artık öğrendiniz. Türevinde fx'in türevinde eğer eksi 2 yazarsak eğim yani x'in kat olan 1 çıkacaktır. Bakın şöyle oklarla gösteriyorum. Doğrusal fonksiyonda x'in kat eğim dedik. Hemen türevini bir alalım. 2ax eksi 3 ifadesi x yerine eksi 2 yazdığımızda kaç olarak gelmesi gerekiyor? 1 olarak gelmesi gerekiyor. Eksi 4 a eşittir 4'ten a eşittir eksi 1 geldi. Ama a'yı sormuyor. a çarpı b'yi soruyor. Şimdi bu ifadede ilk a yerine eksi 1 yazarsak bakın. Eksi 4 artı b eşittir eksi 6. b'yi de eksi 2 olarak bulabiliriz. Bizde neyi soruyor? a çarpı b. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsak sonucumuz 2 gelecektir. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. 7 ile devam edelim. f r'den r'ye h r'den r'ye olmak üzere f x eşittir a kare eksi 4 x artı 1 fx f x eşittir. h x eşittir x kare eksi 2 b x eksi 2 fonksiyonları veriliyor. Bu fonksiyonların grafiklerinde aynı absisli noktalardaki teğetlerin birbirine paralel. Arkadaşlar birbirine paralel olan doğruların eğimleri eşittir. O zaman biz eğim f eşittir eğim h desek doğru olur mu? Olur. Yani h'ın eğimi ile f'in eğimi aynı olacak. Eğimin türev olduğunu biliyoruz. Hemen türevini bir alalım. Hızlı bir şekilde. 2ax eksi 4 eşittir. 2x eksi 2b diyebiliriz. Bu iki ifadeyi birbirine eşitlediğimizde Bakın şu 2ax ile 2x'in birbirine eşit olduğunu düşünün. a buradan kesinlikle 1 gelir. a'yı 1 olarak bulmuş olduk. Bir de eksi 4 ile eksi 2b gelir. b de buradan 2 gelir. a 1 b 2 Doğru cevabımız hangi seçenekte var? a seçeneğinde var. Yani biz 2a ile 2 eşitledik. Aynı zamanda eksi 4 ile de eksi 2 b'yi eşleyince b 2 olarak bulmuş olduk. Bunu nasıl düşünebiliriz, tasavvur edebiliriz? Bakın mesela şöyle bir parabol var. Diğer parabolumuz da bu olsun diyelim. Bu iki parabol birbirine şöyle bir ortak noktada teğet. Ne diyor? Bu fonksiyonların grafiklerinde aynı absisli noktalardaki teğetlerin birbirine paralel. Ya bu olabilir. Aslında iki teğet daha mı iyi olurdu? Tamam durun öyle yapalım. şunu bir iptal edelim aynı apsisi diyordu. Şöyle aynı apsisi olduğunu varsayalım. Şöyle mi çizsek bakın. Evet daha mı iyi oldu? Birbirine paralel olan iki tane doğru çizdik ve aynı apsisi noktada. Diyelim ki bu x1 olsun. O zaman f'in türevi x1 ile h'ın türevi x1'in e ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Yani siz kısacası x'in de türevlerinin aynı olduğunu tabii aynı apsisli nokta olmak şartıyla o şekilde düşünebilirsiniz. 8'e devam edelim. Y eşittir x kare artı ax artı b ve y eşittir x küp eksi x eğrilerinin 2 6 noktasında ortak bir teğetleri varsa. Aslında az önce çizdiğimiz buydu. Bakın şöyle yapalım. Şöyle gittiğini düşünelim. Şöyle yapalım. Evet 2 6 noktasında demek ki bu nokta 2'ye 6 noktasıymış. Ortak bir teğetleri varsa b aşağıdakilerden hangisidir bakın. Bir kere 2'ye 6 her iki eğrinin üzerinde olduğuna göre denklemlerde sağlar. Yani biz şöyle yapalım. İlk denklemde 2 yazalım. 6 eşitleyelim. Ya Sonraki denklemde 2 yazalım. Zaten bu otomatikman 6 çıkıyor. 4 artı 2a artı b'miz 6 olduğuna göre 2a artı b kesinlikle 2'dir. Bu 1. Hocam başka ne yapabiliriz? Bir de şunu yapabiliriz. Türevlerinde 2 yazarsak birbirine eşit olmak zorunda. Yani eğimleri aynı noktada aynı doğru olduğu için teğet doğrusu ortak olduğu için. Hemen türevlerini birbirine eşitliyorum bakın. Gördüğünüz gibi x tabii ki 2 olmak kaydıyla. DM noktasının apsisi 2 olduğu için. Buradan da a'yı bulacağız sanırım. 4 artı a eşittir. 12 eksi 1'den 11. a eşittir. 7 olacaktır. Bizden tabii ki a'yı sormuyor. b'yi soruyor. a yerine 7 yazarsak 14 artı b eşittir 2 ise b buradan eksi 12 olarak bulunur. Doğru cevabımız c seçeneğidir 8. soruda. Hemen 9'a devam edelim. f 2 x eksi 3 yani bir bileşke fonksiyon. x kare eksi 2 x artı 3 fonksiyonu veriliyor. fx fonksiyonun x eşittir 1 absisli noktasındaki teğetinin eğimi nedir diyor arkadaşlar. Şöyle yaparım isterseniz. Önce sol tarafın bir türevini alalım. İçinin türevi 2 çarpı f türev 2x eksi 3. O da eşittir. Sağ tarafın türevi 2x eksi 2. 2 ile sadeleştirirsek f'in türevi 2x eksi 3'ümüz. 2 ile sadeleştirirsek x eksi 1 olacaktır. Peki bizden f'in türevi 1'i sormuyor mu? Zaten 1 aksi noktasındaki teğetin eğimi. Teğetin eğimi birinci türevde. Tamam buranın 1 olması gerekiyor. O zaman x yerine 2 yazarsak yani 2x eksi 3 eşittir 1'den x eşittir 2 olacak. Her yere 2 yazarsak f'in türevi 1'in kesinlikle 1 olduğunu doğru cevabın a olduğunu söyleyebiliriz. Burada şu bilgi bizim için önemliydi. Eğer f'in içerisinde farklı bir fonksiyon varsa bunun türevi nasıl alınır? Bunun türevi şöyle alınır. Önce içinin türevini alırsınız. Çarpı. Sonra da şu türev işaretini şu f ile g'nin arasına atarsınız. Yani f'in türevi gx. Bileşke fonksiyon formülüdür bu. Bileşke fonksiyonun türevi. Evet. Bileşke fonksiyonun türevi ile ilgili bir sıkıntı varsa o kısma biraz bakmanız gerekir. Evet 10. soruya bir bakalım. fx eşittir gx türevlenebilir. iki fonksiyon a ve b gerçel sayılar. fx'i vermiş gx'i vermiş. x eşittir 1 absisli noktasında fx eğrisine teğet olan doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı alfa. Şunu demek istiyor. f'in türevinde bir yazarsanız pozitif yönlü açı alfa. Bakın ne diyordu? x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı alfa ve alfanın 90 dereceden küçük olduğu bir dar açı olduğunu söylüyor. O zaman f'in türevinin birin sıfırdan büyük olması gerekir. Çünkü dar açıların olduğu birinci bölgede tanjantımız, tanjant alfamız sıfırdan büyüktür. Unutmuyoruz. Devam edelim. Gx eğrisine teğet olan doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açı. Tabii ki x eşit 1 için yine betadır. Ve beta 90 dereceden büyüktür. İkinci bölgede de biz tanjant alfanın negatif olduğunu bildiğimiz için g'nin türevinin 1'in de negatif olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra seçeneklerin hangisi her zaman doğrudur diyor. Bir bakalım şöyle. Evet. Arkadaşlar f'te türev alalım. 1 yazalım ve sıfırdan büyük yapalım. Hep beraber. 2bx eksi 3a sıfırdan büyük x yerine 1 yazdığımızda x yerine 1 yazdığımızda 2b'nin aslında 3a'dan büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu soruda. Burada bir problem yok. Devam edelim. Gx'e geçelim. 6cx artı 4b'nin negatif olduğunu söyleyebiliriz. 1 yazarsak 6c artı 4b'nin negatif olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buraya kadar bir problemimiz yok sanki. Şimdi biz eğer burada Diyelim ki 2B'yi bu tarafa atarsak. Bu durumda 3A eksi 2B'miz sıfırdan küçüktür desek yanlış olmaz. Yani eşitsizliğin her iki eşitsizliğin yönünü e, küçüktür olarak e, düzeltmiş olduk. Evet düzenlemiş olduk daha doğrusu. Evet aşağıdaki ifade 2 ile çarpalım ki seçeneklerden bir tanesine ulaşmaya çalışacağım. 6C artı 4B'miz negatif. 6A eksi 4B'miz negatif. 4B'lerin gittiğini görüyoruz. Ve bu durumda 6 parantezinde a artı c'mizin negatif olduğunu ve haliyle de a artı c'nin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Seçeneklere baktığımızda a artı c'nin negatif olduğunu söyleyen d seçeneğinin doğru olduğunu düşünebiliriz. Evet 11 ile devam edelim. Aynı zamanda testimizin son sorusu. Yukarıdaki şekilde d doğrusu y eksenini 0'a eksi 2, noktasında kesmekte ve fx fonksiyonunun grafiğine 3 5 noktasında teğet olmakta. gx eşittir işte x çarpı fx olduğuna göre g'nin türevi 3 ifadesinin değeri nedir diye sormuş arkadaşlarım. Hemen türevini alalım. Bu çarpımın türevini uygulayacağız. Birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikincinin aynısı. Artı ikincinin türevi f'in türevi x çarpı birincinin aynısı. x gördüğümüz her yere 3 yazarsak f3 çünkü g'nin türevi 3'ü sormuş. Biz şu anda g'nin türevi x'i bulmuş olduk ya. Şimdi g'nin türevi 3'ü sizin için hazırlıyorum. Artı 3 çarpı f'in türevi 3. F3'ü biliyoruz görüntüsünü. 5'e gitmiş bakın şurada. F'in 3 noktasındaki değeri 5'e gitmiş. Şuraya 5 yazabiliriz. 3 çarpı f'in türevi 3'e bakalım. F'in türevi 3'ü nasıl bulabiliriz? Tanjanttan bulamıyorum çünkü şu kısım belli değil. O zaman şöyle yapalım. A noktası 3'e 5. Şu nokta da 0'a eksi 2. 2 noktadan geçen doğru doğrunun eğimini hatırlayın. Y2 eksi Y1 bölü. X2 eksi x 1 de Bakın şöyle göstereyim size. A noktası diyelim ki x1'e y1. B noktası diyelim ki x2'ye y2 olsun. Bu noktanın eğimini şöyle de buluyorduk. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Analitik geometriden biliyoruz. O halde şöyle diyelim. 3'e 5. Ve yanına da 0 eksi 2 yazalım. Bu x1 y1. Bu da x2 y2 olsun. Hemen y2 eksi y1 yapalım. Yani eksi 2 eksi 5 bölü 0 eksi 3 yapalım. Buradan 7 bölü 3'ü buluruz. Bu da aynı zamanda eğim olduğu için aynı zamanda türevin DM noktasının apsisindeki değerdir desek yanlış olmaz. Şimdi hemen 7 bölü 3'ümüzü yazalım buraya. Gördüğünüz gibi 3'ler gider. 5 artı 7 o değiştirir 12. Doğru cevabımız. D seçeneğidir. Bu testimizde burada bitirmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.